Uyan ey Müslüman, bugün sanadır imtihan. Haber var, Türkiye'ye imtihan var diyor korona denen tellal. Delilim Kur'an. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor beyan. Bugün sanadır imtihan. Sure-i Hud'dan, Kavm-i Lut'tan buyurdu, beyan etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz makamından, mihraptan, minberden, Allah Resulü'nün yolunda olan, Kur'an ehli olan, Veresetül Enbiya, alimler peygamberlerin varisleridir. Sünnetullah penceresinden, Sure-i Hud'dan, Kavm-i Lut'tan uyardı hutbeden başkan. Bugün sanadır imtihan. Uyan ey Müslüman. Haber veriyor korona denen tellal. Şu anda zaman ahir zaman. Zaman çok hızlı akıyor inan. Afetler, belalar, musibetler arka arkaya uyarıyor her an. İşte bak delilim Sure-i Hud'dan, Kavm-i Lut'tan, Kavm-i Semud'dan, Antakya'dan, Habib Neccar'dan, bugün bize geldi imtihan. Yasin suresinde buyurdu Yaradan. Antakya'da uyardı. Hazreti İsa aleyhisselam vekalet eden uyarıcılar, ve Habib Neccar, bugün imtihan bizedir inan. Peki hocam, nereden bu çıktı söylediklerin? Delilim Kur'an, Habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetidir inan. Sana edeyim 1001 beyan. Uyarı Türkiye'yedir, hiç beklemediğimiz yerden geldi inan. Sure-i Hud'dan, Kavm-i Lut'tan, Avusturya'ya geldi Semud'dan. Allah buyurdu Salih aleyhisselama, kavmi istedi kendisinden mucize. Salih aleyhisselam Allah'ın devesine zarar vermemelerini emretti. Daha üstünden geçmedi yakın zaman. Avusturya'da 5000 deveyi katlettiler inan.
Ayetler bir bir tecelli etti. Bahaneleri aynıydı inan. Tıpkı kavmi Semud, Hazreti Salih aleyhisselam uyaran. Dedi ki deveye zarar vermeyin. Allah'ın azabı şiddetli olur. Allah sizi azap eder, helak eder dedi. Ne yaptı Salih aleyhisselamın kavmi? Tıpkı Semud kavminin yaptığı gibi Avusturya. Dedi ki develer suları çok tüketiyor. Bizim mülkümüze, arazimize uygun değil. Çok su tüketiyor. Onları katledeceğiz dediler. Allah'ın mülkünde, Allah'ın yarattığı nimetlerden, hayvanlardan, Allah'ın vermiş olduğu suyu kıskandılar. Karar kıldılar, 10.000 deveyi imha edecekler. İlk postada 5.000 deveyi işaretlediler, imha ettiler. Yaratan Rabbim Hud suresinin ayetlerinin tecellisini aynel yakin göstermedi mi? Aynel yakin göstermedi mi? Yaratan Rabbim Neml suresinde buyurdu. Din gününün sahibi Allah Azze ve Celle, ahir zaman gelecek, kıyamet yaklaştığı zaman onlara dabbe, arzdan bir dabbe çıkarırız da uyarırız dedi. Muhiddin İbni Arabi ilminde ve birçok alim dabbetül arz kelimelerini ebced hesabından tarih çıkardılar da kitaplarına yazdılar. O tarih Hicri 1441'i işaret ediyordu. O da 2020 yılıydı ki işte görüyorsunuz her yerden debelenen varlıklarla Allah Azze ve Celle uyarıyor bütün dünyayı. Sen sanma dabbenin yüzü bir şekilden gelecek. Her bir kavme farklı farklı şekillerde uyarıyla geliyor. Bak inan, delilim Kur'an. Haber veriyor korona denen tellal. Kur'an ayındayız. Son peygamber, Hatemen Nebi dedi Yüce Yaradan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Lakin Kur'an kıyamete kadar bir harfi değişmeden her an tecelli edecek inan. Çünkü vaat etti Kur'an'da Yüce Yaradan, onu koruyacak biziz inan buyurdu Yüce Yaradan. Şu anda zaman ahir zaman. Delil sana Hazreti Muhammed Mustafa dedi Rabbin ona, Hatemen Nebi son peygamberdir. Ondan sonra peygamber gelmeyecek inan. Vahiy kesilmiştir. Peki ne olacak? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu. Uyarıcısız, vekilsiz, Kur'ansız kalmayacak kıyamete kadar hiçbir Müslüman. Haber verdi. Benim ümmetimin içinden öyle has kullar çıkacak ki
her devirde, her zamanda bana vekaleten veresetül enbiya, Beni İsrail peygamberleri adedince ümmetimin içerisinde bulunacak ve Beni İsrail peygamberlerin selahiyatında ümmetimi uyarıcılar her daim olacak. Elbette ki ben bir beşerim. Elbette ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir beşer olarak kâmetiyle yaratan Rabbimin huzuruna kavuştu. Dünyasını değiştirdi. Ama ve lakin onun makamı mihraplar, minberler, kürsüler daim kıyamete kadar devam edecek. İnecek gönüllere her an Kur'an. İşte bugün aylardan Ramazan dünyayı kasıp kavuruyor bütün imtihan. Şimdi sıra Türkiye'de inan ve hiç beklemediğimiz yerden geldi. Sure-i Hud kavmi Lut'tan. Peki bize ne söylüyor Yüce Kur'an? Lut kavmi gibi olanları azap ederim inan diyor. Ayet 83 Hud suresi. Allah Azze ve Celle, Rahman olan Allah, Halim olan Allah, Sabır olan Allah, mühlet veriyor, zaman veriyor, uyarıyor, uyarmadan hiçbir kavmi helak etmiyor. İşte bütün dünyaya, her bir kavime dabbeden, debelenen, debelenen arzdan varlıklarla uyardı Yüce Yaradan. Delilim Kur'an. Peki senden ne istiyor Yüce Yaradan? Haramlara, helallere, benim getirmiş olduğum Kur'an'daki kanunlara uy ey Müslüman diyor. Sen uymazsan, sen azarsan, sen dünyalıklara dalarsan, benden gafil kalırsan sana önce uyarı gönderirim. O uyarıcılara uy diyor. Sakın ha seni uyaranları taşlama. Taşlama, uy sizi uyaran uyarıcılara. Onlar hakkı söylüyor. Uymazsan ne olur? Azabım şiddetli olur diye Kerim kitabımızda bildiriyor, beyan ediyor. Bak şöyle etrafına. Daha ne arıyorsun? Avusturya'da başladı Hud suresinin Salih aleyhisselama inen ayetler aynen tecelli etti. Develeri öldürdüler de Allah da üzerlerine buz yağdırdı, taş yağdırdı, kum fırtınaları alttan üstten helak etmedi mi? Bak işte Amerika'sı, İngiltere'si, İtalya'sı, Çin'i Müslümanlara zulmettiler de Allah Azze ve Celle de Firavun'a göndermiş olduğu afatları, belaları, musibetleri göndermedi mi? Allah Azze ve Celle İsrail oğullarına zulmeden, Musa Aleyhisselam'a ve kavmine zulmeden Firavun ve halkını nasıl imtihan etmişti? Hatırlayın. Önce sular böyle boğazlarına kadar yükselmiş. Dediler ki ey Musa bizim için dua et Rabbine. Musa aleyhisselam dua etti. O imtihan geçti. Yine inanmadılar. Vaatlerinden caydılar. Allah o zaman onlara bir çekirge sürüsü gönderdi. İşte bak daha yakın zaman
aynı afetlerle karşı karşıyasın. Kur'an'ın ayetleri her an tecelli ediyor. Yıl 2020 ahir zaman. Delili Hazreti Muhammed Mustafa Hatemen Nebi dedi ona Yaradan. Son peygamber, artık peygamber gelmeyecek dedi. Lakin Allah uyarıyor. Açlıkla uyarıyor. Korkuyla uyarıyor. Hastalıkla uyarıyor. Bela musibetlerle uyarıyor. Gönüllere Kur'an ayında inen uyarıcılarla uyarıyor. Eğer imtihanı kaybedersek sonumuzu bize Kerim kitabımız bildiriyor. Sure-i Hud'da Semud kavmini helak ettiği helak bize geliyor. Sure-i Hud'da Lut kavmini nasıl helak ettiyse öyle helakın geldiğini haber veriyor. Antakya'dan haber veriyor. Yasin suresi 2. sayfasından Habib Neccar'dan haber veriyor. İşte sıra Türkiye'de diyor. Avusturya Salih Aleyhisselam'ın afatıyla Semud kavminin helakıyla Kur'an ayetlerinin tecelliyatını gösterdi. Çin'de debelenen bir varlık, küçücük sinekten küçük bir mikropla Nemrut'un zulmettiğinde Müslümanlara zulmedenlere Allah mikroptan küçük bütün dünyaya bir varlık gönderdi. İşte Amerika'da, İtalya'da, Almanya'da ben diyen, ben güçlüyüm diyen firavunlaşanlara çekirge ordusunu gönderdi. Sinekten küçük bir varlık korona olan uyarıcıyı gönderdi. Ateşle bütün orman yangınlarıyla gösterdi. Denizler taştı, sular altında kaldı. Rabbim Firavun'a çekirge afetinden sonra bir haşere gönderdi ki o haşere çekirgelerden kalan ekinleri yediler, bitirdiler. Firavunlar çaresiz kaldı. Yeryüzünü kıtlık sardı. Uyan ey Müslüman! Sana bugün uyarı var. Sure-i Hud'dan, Kavmi Lut'tan, hiç beklemediğimiz yerden. Ne yapıyor Yüce Yaradan? Şu anda Lut kavminin, Lut Aleyhisselam'ın tarafında olanlarla olmayanları ayırıyor. Ayet-i Kerime öyle söylüyor. Velev ki Lut'un karısı da olsa o helak olacak diyor. Ey Lut, kavmini ayır diyor. Senden taraf olanları ayır diyor. Ahlaksızlığı, edepsizliği, zinayı, fuhuşu savunanlar var bugün. Belki kendisi yapmıyor o günahı. Ama velakin şu anda Kerim kitabımız gösteriyor. Ne ile imtihan oluyoruz? Şu anda tarafımızı belletmekle imtihan oluyoruz. Ya Lut tarafını seçeceksin ya da Lut kavminin sapıklık tarafını seçeceksin. Sonunda da imtihanın Kerim kitabımız bildiriyor. Ey Lut, bir gece kavmini sana inananları al ve onlardan ayrıl. İşte bugün sana düşen görev tarafını belletmektir. Sana düşen görev Yasin suresinin 2. sayfasını iyi oku. Habib Neccar gibi sana seni uyaran, Allah'ın ayetleriyle uyaran uyarıcılara uyun demektir. Yoksa Antakya halkının helak olduğu gibi, Lut kavminin helak olduğu gibi, Semud kavminin helak olduğu gibi,
İşte helakın ve imtihanın habercisidir sana bugün yaşadıkların. Delilim Kur'an, zaman ahir zaman, Hatemen Nebi dedi ona Yaradan. Peygamber gelmeyecek inan. Lakin bize müjde var. Kıyamete kadar vekilsiz kalmayacak Müslüman. Kur'an kıyamete kadar gönüllere, gönül kürsülerine nazil olacak her an. İşte bugün aylardan Ramazan. İnecek kalplere Kur'an. Lakin uyarıyor bugün başkan sureyi Hud'dan, kavmi Lut'tan. Ayrışın artık diyor. Saflarınızı belledin diyor. Lut'tan mısınız, kavminden misiniz diyor. İşte imtihan bugün Türkiye'dir inan. Dolaştı dünyayı. Avusturya, Amerika, İtalya, Almanya, Çin, Hindistan, İran. Dolaştı bütün dünyayı inan. Sıra Türkiye'ye geldi. İşte ey Müslüman, bize düşen uyarmaktır inan. Delilim Kur'an, Habibi Muhammed Mustafa'n, Hatemen Nebi dedi ona Yaradan. İşte zaman ahir zaman. Avusturya'ya debelendi, dabbeden bir varlık çıktı, deve oldu. Çin'e korona oldu, yarasalardan çıkan. Evet, bize de bugün imtihan hiç beklemediğimiz yerden geldi. Kavmi Lut'tan, Sure-i Hud'dan. Rabbim Kur'an üzere olanlardan eylesin. Rabbim Kur'an'ın yolundan gidenlerin yolundan gitmeyi nasip eylesin. Hazreti Muhammed Mustafa'nın yolundan gidenlerin yolundan ayırmasın. İmandan, Kur'an'dan ayırmasın. Diyelim günahlarımıza estağfirullah el-azim. Estağfirullah el-azim. Estağfirullah el-azim el-kerim el-lezi la ilahe illa hu. El-hayyul kayyume ve tübileyh. Ya Rabbi sen ülkemizi, milletimizi her türlü tehlikelerden, afatlardan, belalardan, musibetlerden, hastalıklardan muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi gönüllere Kur'an'ı indir. Ya Rabbi taş kalplerimizi, Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimizin Kur'an'ı işittiğinde o taş kalbinin yumuşadığı gibi, ya Rabbi bizim kalplerimize de Kur'an'ı indir. Kur'an ile yumuşat. Ya Rabbi Kur'an üzere, sünnet üzere olanlardan eyle. Ya Rabbi Antakya'da halkını uyaran, uyarıcıların yolundan gidenler gibi eyle. Habib Neccar olanlardan eyle. Ya Rabbi helaka uğramış kavimlerden eyleme ya Rabbi. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.